Şu an bu gördüğünüz maskeler, bu ilk örnekleri. Elimi vuruyorum çünkü dezenfekte edilmedi. Dezenfektesini bizim şey yapacak, devlet hastanesinde yapılacak bunlar. Arkadaşlar bundan tahminen günlük 2000-3000 rakamı. Belediye başkanımızla birlikte beraber yapıyoruz bunları. Hedefimiz bundan 100.000 tane üretmek. Bunun arkadaşlar ilk partisini sağlıkçılara yönlendireceğiz. Çünkü onların talepleri var. Onlara vereceğiz. Kendimi bir anda Kurtuluş Savaşı döneminde hissettim arkadaşlar. Alparslan Paşa'mız bizden rica etti. 10.000 tane de sınırdaki askerimize, yarından itibaren ürettiklerimizi sınırdaki askerlerimize yönlendireceğiz. Bunun 10.000 tanesini de oraya göndereceğiz. Şu anki düşündüğümüz nokta o. Toplamda 40-45 kişilik bir grup bu konu için çalışıyor. Meslek lisemizdeki bir çalışma var. Eğer onu da yetiştirebilirsek belki günlük hedefimiz 30.000 maske üretmek konusu var. Gelecek haftadan itibaren plastik çatal ve kaşıkları üretmeye başlayacağız. Halka sunacağız. Burada şunu söylüyoruz, artık maske konusunda çok sıkıntılı bir süreç kalmadı. Çünkü fahiş fiyatlara çıkan noktalar var. Biz bundan arkadaşlar dağıttığımız hiçbirinden para almayacağız. Meslek lisesi üretiyor bunu. Payas Endüstri Meslek Lisesi'nde bu gördüğünüz 5 litrelik halinde. Bundan 500 litre aldık arkadaşlar. Bunun öncelikle 100 litresini acil ihtiyaç için sağlık müdürümüze teslim edeceğiz. Beraberinde 50 litresini şeye teslim edeceğiz, devlet hastanesine teslim edeceğiz. Bunun da 50 litresini yine sınırdaki askerlerimize göndereceğiz. Biz kimseden para talep etmeyeceğiz. Şu anki durumumuz bu. Onun için vatandaşımızın gönlü rahat olsun. İstirhamımız şu, lütfen sizin yolunuzda sevgili dostlar, sevgili İskenderunlular, lütfen evlerinizde kalın. Biz bunların hepsini takip ediyoruz. Bakın herkes görevinin başında burada görüyorsunuz. Vefa hattımızı oluşturduk arkadaşlar. Vefa hattında 112, 155 ve 156 hatlarını aramanız durumunda arkadaşlar. Görevli arkadaşlarımız 65 yaş üstü ve kronik hastaların ne ihtiyacı varsa hepsini karşılayacağız. Önümüzde bir maaş ödeme durumu var. Tüm çalışmaları yaptık. Onun hazırlığı vilayetten geldi. FETÖ müdürümüzle koordine ettik. Bankalarla koordine ettik. Onda da şey olmayacak. Eksikler var mı? Var efendim. Ama bu konuda bize yönlendirip bilgilendirirseniz biz elimizden gelen tüm çabayı, tüm desteği vermeye hazırız. Bu arkadaşlarımız hak ediyor. Bu nokta bunlar arkadaşlara canı gönülden, Allah razı olsun diyorum hepsinden. Bu işin altından inşallah hayırlısıyla rahatlıkla kalkacağız diyor. Saygılar sunuyorum. Gündeme geldiği günden bu yana, yaklaşık 10-11 Mart'tan bu yana tüm kurumlarla, başta kaymakamlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi daha sorunsuz nasıl atlatırız gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bunu eksiksiz yapıyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını İskenderunlu güzel hemşehrilerimiz için kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz. Temizlik işlerimiz, zabıta müdürlüğümüz 7/24 aralıksız, vefa hattımız, her arayan telefona anında cevap veriyoruz. Anında onların istek ve ihtiyaçlarını ortadan kaldırmak için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Kadın kültür evlerimizde işte geçen hafta başlattık. Bugün ilk maskelerimizi biz sağlıkçı arkadaşlarımıza teslim ettik. Şimdi koordineli bir şekilde biz olarak hızlı şekilde İskenderun'un tüm maske ihtiyacını inşallah ortadan kaldırmaya gayret gösteriyoruz. Şehrimizin 45 mahallesi var. 45 mahallesini de temizlik yönünden son derece hassas bir şekilde temizlik müdürlüğümüz, ilgili firmamızla birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Dezenfekte işlerimiz çok yoğun devam ediyor. Hatta sokakları şu anda yıkıyoruz her gün. 7/24 tüm sokaklarımızı ayırt etmeksizin temizliyoruz, dezenfekte ediyoruz. Kurumları, minibüsleri, taksileri, bizi arayan kim arıyorsa aralıksız onlara hızla hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah şu ana kadar duyulmadı İskenderun'da böyle bir şeyin olduğu. Ama ümit ediyorum inşallah bu sorun İskenderun'a veya ülkemize hiçbir mağduriyet yaşatmadan çok kısa sürede bu şeyden kurtulur ve tekrar o güzel günlerimize hep beraber kavuşuruz diyorum. Bizde maske yok. Maske sağlıksız, yani rahatsız olan insanın kullanması gereken bir yapı olarak önümüzde. Ama biz bunları kurumlara, sağlıkçılara, emniyete, jandarmaya, çünkü oralara müdahale ettiği için onların çok az ihtiyacı var. Sanırım gelecek hafta için bunları biz belirlemiş, hiç kimsenin kaymakamlığa şuraya buraya gelmesine gerek yok, hesaplarına geçeceğiz. Yani onda sıkıntı yok. Ben şimdi arkadaşlar garnizondan
Şöyle arkadaşlar, şu şekilde. Bu bizim sınıra gidiyor arkadaşlar, sınırdaki askerlerimize. Çeker bakın. Dezenfekte edildikten sonra dağıtılacak, bilginiz olsun. Bile getirilecek. Piyasada maske bulunmazken Allah'a çok şükür bugün bizim kadın kültür evlerimiz ve halk eğitimin ortak beraber yani yaklaşık günde 2-3 bin taneyi bulan maskeyi üretebilir halde. Arkadaşlar çocuklar için ürettiğimiz maskeler. Bunları çocuklar için dağıtacağız. Onların biraz hem moralleri yerine gelsin diye. Yani